Arkadaşlar merhaba. Sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar sizlerden çok soru geliyor. İlginize teşekkür ederim. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlarım daha iyi bilir. Sorulan her soruya elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Cevaplayamadığım, gözümden kaçan sorular için de sizlerden anlayış bekliyorum. Cevaplamamı istediğiniz soruları yine yorum kısmına yazarak sorularınıza cevap alabilirsiniz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Arkadaşımız, hocam gözünü sağlık muayenesinden 3 ay önce çizdirmenin hiç mi şansı yok? Çünkü 18 yaşıma girmeyi beklemek zorundayım. Sağlık kontrolü tahmini sınavdan ne kadar sonra olur demiş. Şansı tabii ki var. Ancak elemelerin büyük kısmı süreye dikkat edilmediği ve göz uygun teknikle çizilmediği için sıkıntı olmaktadır. Mülakatları geçtikten sonra sağlık kontrolü için hastaneye sevk yapılmaktadır ve bir hafta içerisinde bu sevk belgesiyle hastaneye başvuru yapılması gerekmektedir. Bir diğer sorumuz Suriye'nizden gelmiş. Hocam lütfen cevap verin. 6 yıl önce psikoloğa gittim ve dikkat bozukluğundan ilaç verdi. Ama dikkat bozukluğum yoktu. Okulda bilerek dinlemiyordum hocayı. Çünkü aşırı zorluyordu. İlacı birkaç defa kullandım. Sizce sorun olur mu? Lütfen cevap verin demiş. Psikiyatri bölümü sağlık raporu alırken biraz hassas davranmaktadır. Kişinin geçmişinde psikolojik bir hastalık teşhisi bulunması ya da ilaç kullanması sıkıntı olabilir. Bir diğer sorumuz Sena Bircan'dan gelmiş. Kolumda bileğimin üzerine sihir ilacı döküldü ve lekesi kaldı. Boyutu tam olarak 4 santimetre kare. Sıkıntı olur mu diye sormuş. Sorun olmaz arkadaşlar. Belirtilen bölgelerdeki izler en fazla 4 santimetre kareye kadar sıkıntı oluşturmamaktadır. Abi yedek subay adayım. Görünen yerde dövme sorun olur mu? Böyle bir kural var mı acaba demiş. Askeri alımlarda sıkıntı yaratır ancak zorunlu askerlikte sıkıntı yaratmaz. Bir diğer sorumuz Berkay Türkmen'den gelmiş. İkinci seçim aşamalarına kaç gün var tahminen demiş. Şu anki planlamaya göre Milli Savunma Üniversitesi'ndeki askeri öğrenciler 8 Ağustos'ta yaz kampına gidecek. Dolayısıyla ikinci seçim aşamaları bayram sonrasına sarkabilir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Muhammed Bora'dan gelmiş. Hocam keşke tampon almak için kaç yapmamız gerektiğini de söyleseydiniz demiş. Hemen söyleyelim arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi sınavında adayların tampon alabilmesi için erkeklerin barfiks'te kol çekmeden 15 barfiks çekmesi, durarak uzun atlamadan 210 santimetre atlaması, basketbol topu fırlatmadan 16 metre topu fırlatması, mekik çekmeden 48 mekik çekmesi, 400 metreyi de 60 saniyede koşması gerekmektedir. Tampon almak için kadınların ise barfiks'te asılı kalmada 65 saniye beklemesi, durarak uzun atlamadan 186 santimetre atlaması, basketbol topu fırlatmadan 13 metre topu fırlatması, mekik hareketinde 42 mekik çekmesi, 400 metreyi de 80 saniyede koşması gerekmektedir. Bir diğer sorumuz İbrahim Demiryürek'ten gelmiş. Milli Savunma Üniversitesi sınavına son 1-1,5 ay gibi bir süre çalışırsak yeterli olur mu demiş. Şöyle anlatayım. Bugün antrenman yapmaya başladığımızı farz edelim. Düzenli kuvvet çalışmasıyla kuvveti 6-8 hafta içerisinde %25 oranında geliştirebiliyoruz. Biraz daha anlaşılır bir şekilde anlatırsak 8 barfiks çeken bir aday 6 hafta sonunda bu sayıyı 10 barfikse çıkarabilir. Diğer bir konu da dayanıklılık ve kondisyon meselesi. Dayanıklılık da 3 haftada gelişiyor arkadaşlar. Vücudumuzdaki kanımız 3 haftada bir yenilendiği için yapmış olduğumuz antrenmanın verimini 3 hafta sonra görebiliriz. Biraz antrenman bilimi ve spor fizyolojisi alanına girdik ama konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazen ayrıntılara girmek gerekiyor. Bir diğer sorumuz. Hocam ben de kifoz var. Hava Harbi Okulu'nu istiyorum. Daha 14 yaşındayım ve doktor spor ile düzelebileceğini söyledi. Sıkıntı yaratır mı demiş. Kifoz, lordoz, skolyoz gibi bozukluklar spor ile düzeltildiği takdirde sıkıntı oluşturmamaktadır. Ancak ameliyat olunursa askeri alımlarda eleme durumu var arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Vahit Güldüren'den gelmiş. Hocam merhaba. Ayak baş parmağımın yanındaki iki parmağım yapışık. Herhangi bir sorun oluşturur mu demiş.
Ayakların bileşik olması, yani perdeli olması elenme sebebidir. Sıradaki sorumuz Eren Deniz'den gelmiş. Merhaba, karın bölgemde çocukluktan gelen bir ameliyat izi var. Bu sağlıkta herhangi bir sorun oluşturur mu demiş. Vücudun görünmeyen bölgelerindeki ameliyat izleri 20 santimetre kare oldu arkadaşlar. Bu boyutu geçmezse herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Usta, benim sağ kolumda 2-3 tane faça var. Sorun olur mu? Boyutu maksimum 1-2 santimdir demiş. Faça izleri psikolojik sorun olarak algılandığı için direkt olarak elenme sebebidir. Bir diğer sorumuz Alperen Koca'dan gelmiş. Hocam cevap verirseniz sevinirim. Ben bir kulağımdan ameliyat oldum. Yani bir kulağım daha az duyuyor. Sıkıntı olur mu demiş. Şimdi Alperen, kulağının birisinde işitme kaybı var ama hangi sınav için soruyorsun? Kulağın yüzde kaç duymuyor? Kaç desibel duyuyor? Bunları bilmeden yorum yapmak istemiyorum. Ayrıntılı olarak yazarsan yardımcı olurum sana da. Bugünkü sorularımız bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videoların altındaki beğen butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.